Ben Nari'nin bütün ailesi öldü zannediyordum. Kız kardeş de nereden çıktı şimdi? Üstelik ne zamandır arıyorlarmış, benim haberim bile yok. Seninle pek bir şey paylaşmıyorlar galiba. He? Ablam artık Narin kızıyor diye her şeyi söylemiyor bana. Yemekte ne olaylar çıktı gördün. Önce bana bir uğrayabilir miyiz? Yarın için kıyafet alayım kendime. Ya şimdi sen gelirsen Necati abi çok rahat edemeyebilir. Niye? Siz iki erkek evde şimdi... Ne bileyim, ben de evle ilgilenirdim falan. Hizmetçin de yok şu ara. Bu gerçekten çok kötü bir fikir. Ya kardeşim öyle hemen kestirip atma. Bak bu hanım Hayal Hanım'ın ablası olur. Yıllardır onu arıyor. Ya ben gündüz gelmiştim, beni hatırlarsın. Ablasının numarasını verdim arasın diye. O da az önce aramış ama bir şey olmuş yani. Gürültü patırtı, kapanmış telefon. Kız da merak ediyor. Yani aile meselesi bu, anladın mı? Lütfen yardım edin. Yalvarıyorum. Gerçekten Şadiye benim ailemden kalan tek insan, kardeşim. Hani böyle telefon birden kapanınca... Çok merak ettik tabii. Başına bir şey geldi sandık. Hani Can Bey vasıtasıyla yıllar sonra ulaşınca heyecanlandık tabii. O yüzden geldik. Belki gittiği bir yeri falan biliyorsunuzdur. Odasına bir çıkıp baksak. Yani biliyorsunuz avukatım sonuçta. Hani bana arama emri çıkarttırmayın. Vallahi şeyi aldı götürdü kızı saçından sürükleye sürükleye. Patronu bir de yanında bir adam. Parlak Niyazi mi? Bu telefonu da az önce odasında bulduk. Nereye götürmüşlerdir? Vallahi yanındaki adamı tanımıyorum. Herhalde Niyazi'nin adamıdır. Ya madem siz konuyu biliyorsunuz, şimdi bu Hayal Hanım bunların elinden kaçtığına göre çalıştıracaklardır yine işte, anla. Sermaye sonuçta, fazla bir zarar vermezler. Bu bilindik köşe başlarına bakmak lazım. Tamam, sen saat kaç olursa olsun beni ara, tamam mı? Mutlaka bir şey duyarsan. Tamam. Telefonu falan alsak en azından, olmaz mı? Maalesef. Döner isterse veremem hanımefendi. Narinciğim gel, biz içeri geçelim biraz. Sen. Bakıyorum kız hakkında bilmediğin şey yok. Bu stand için kız kiralama işinden daha fazlası gibi geliyor bana. Sen kim bu? Parlak Niyazi falan ha? Hayatım duydun işte, kızın yani. Ya sen kızı varana kadar nasıl bu kadar iyi tanıyorsun? Nasıl bağlantıya geçeceğim hayatım? Şey yaptık yani. Ay. Ay yok. Benim aklıma gelen başıma geldi. Sen yattın mı bu kızla, ha? Ay! Sonra ne oldu? Hocam böyle sosyetik, zengin bir tane karı buldu. Fiyum! Anında böyle şutladı beni yani. Ki bu da tesadüfün ablamın en yakın arkadaşı çıktı karı. Şutlar tabii, gerizekalı. Ha, sen bir kendine bak, bir de Deniz Hanım'a bak. Bir kendine bak, bir Narin'e bak. Yakışıyor musun sen onların yanına? Bu şekilde onların yanına giremezsin kızım. Allah Allah ya. Ne olacak? Ha, ne yapacaksın sen? Böyle beni leylilik okuluna falan mı yazdıracaksın yani? Ha? Böyle Narin hanımefendiye layık bir kız kardeş olayım diye ne yapacaksın? Hayat koçu falan mı tutacaksın sen bana? Hap mı aldın kızım sen? Kafan mı güzel senin? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Bundan sonra hareketlerine dikkat edeceksin. O saç baş değişecek. O makyaj silinecek. Bu evde çocuk var, edepli davranacaksın. Yemeğine geleceksin, yemeğini yiyeceksin, odana çıkacaksın. O kıyafetler gidecek, yenileri gelecek. Oldu. Yan gelip yapacağım yani, ha? Aa, olmaz. Ben çok vakit kaybederim abi. Çok gider yani benden. Ya ben bir tane ev buldum, beğendim yani. Para biriktiriyorum, böyle küçük bir ev buldum. Biriktireceğim yani, çalışacağım. Senin dert ettiğin şey para mı? Bundan sonra paraya ihtiyacın kalmayacak. Ben vereceğim. Aylığın, cep harçlığın, kaskon, sigortan, her şeyin benden. 6 ayda bir botoks da var. Hareketlerine dikkat edeceksin bundan sonra. Bak gülüm, akraba oluyoruz. Malızım olacaksın Şadiye. Senin geçmişini sileceğiz artık. Zaten o parlak geçmişini sildirmeye başladığım an itibariyle. Yeter abi! Ne yeter ulan? Ne yeter? Demek ki neymiş? Şadiye. Sermaye değilmiş. Şadiye sermaye değilmiş.
Şadiye Hanım! Şimdi ben benim bu iş için Şadiye'nin patronuyla bağlantıya geçmiştim. Öyle de Parlak Niyazi ile tanıştık tabii. Sonra Berlin'de bir yere davet edilince Şadiye ile gittik. Orada olaylar biraz gelişti. Bu Niyazi de gerildi maddi olarak. Neyse. Biz bir 6 ay kadar takıldık Şadiye ile. Şadiye'ye bak sen. Bir çıktı bir çıktı kız ya. Yani ben şimdi söyleyeyim de hani problem çıkmasın ileride. Yalan dolan olmasın. Nasıl bitti ilişkiniz? Ha, bittiyse eğer. Bitti tabii aşkım. Seninle tanıştığımız akşam bitirdim ben ilişkiyi. O akşam sana aşık oldum. Aa! Hatırlıyorum. Bu yanında bir kız vardı senin açık saçık giyimli. Beraber görmüştük. Ay ben de oradaydım o akşam. Evet ya. Uzaktan görmüştük. Hatta sen göstermiştin bana kim bu kız, neyin nesi, adamın nesi oluyor diye sormuştun. Hatırlıyor musun? Ay, ay Şahane. Bravo abi. Detaya girmekte çok iyi ettin ya. Mızmızlanma. Baban gelecek işten zaten yorgun argın. E diyecek bir lokma yemek yok. Ne yapacağım ben ha? Ne koyacağım masaya? Patatesli börek yapacağım. Kıyma olaydı. Şimdi sarma yapardım ama yok. Ay bir gofret olaydı. İyiydi şimdi. Bir sus be Şadiye. He senin dersin yok mu da böyle konuşuyorsun he? Ecelik oynuyorum be abla. Bir başarı olmuyor. Hadi gel sen de bizim komşumuz ol şimdi. Ben patatesleri doğrarken sen de örgü örersin. Şadiye ders çalışıyorum görmüyor musun? Hemen seninle alık oyunu da oynamam. Kimse benimle oynamıyor zaten. Herkes kardeşlerine güzel oynuyor. Senin bir bildiğin ders. Niye bir kız kardeşin var ki zaten? Oyun oynamadıktan sonra ne işe yararsın sen? Tamam. Ama 5 dakika anlaştık mı? Tamam. Hem bir de ben böyle fakir ev oyununu da oynamam. Sen bana gelmişsin böyle. Biz iki kız kardeşmişiz tamam mı? Sen bebeğinle gelmişsin. Akşama kocalarımız da gelecekmiş. Biz böyle bir sürü yemekler hazırlamışız. Masada bir tek kuş sütü eksikmiş. Hadi sofrayı da hazırlayalım bari. Tamam o zaman. Ben bebeğimi yatayım. Hemen sana yardıma geleyim. Tamam. Zeytinyağlıları şuraya. Börek de burada kalsın. Börek mi yaptın abla? Yok kız. Hazır alıverdim. Ne uğraşacağım onunla? Börek mi var? Var ama akşam için baba. Ama acıktıysan ben sana çay koyayım. Bir de börek koyayım tabağa. Hadi ver bakalım koy. Bu ne lan? Kafayı mı yedin sen? Ha? Hani börek? Börek işte. Maytap mı geçiyorsun kızım sen benimle ya? Ha? Börek dedin, mandal getiriyorsun ya. Şey baba, biz oyun oynuyorduk. Hani evcilik oyunu var ya. Ha. Yani evcilik böyle mazçuktan falan. Ha? İyi ver bakalım, tamam. Hadi. Oh. Tövbe estağfurullah. Hmm. Çok güzel olmuş. Neli bu be? Peynirli baba. Kim yaptı bunu? Ben. Oh, bravo. Şadiye, sen artık restoran işleten mazbut bayansın. Seni de işe aldım. Bitti gitti, tamam mı? Ya Babür abi, bak ben pek saatte bulmuyorum seni yani. Ya senin bu narin ablama olan takıntın, saplantın hala mı devam ediyor abi ya? Sermet abi. Sermet abi diyeceksin bundan sonra. Babür yok. Babür öldü. Köpeğe verdik adını. Allah'ım cins midir ya? Sen bunu böyle şakacı bir anına falan mı denk geldi bu senin ya? Ya benim buradan hemen tüymem lazım ya. Benim buradan. Herif manyak yani. Herif manyak çıktı. Hemen kaçmalıyım ben buradan ya.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.